İkna Etme Sanatı Michael Wheeler Bölüm 1 Bir Yön Hissi. Ne kadar çok insanın aslında bir müzakerenin gerektirdiği türde bir hassasiyetten habersiz olduğunu bilseniz şaşarsınız. Bu yüzden gitmek istediğiniz yere ulaştıran 2000 ayrı yolu tek tek düşünmeniz gerekir. Nelerin takas edilebileceğini, ne gibi savlar öne sürülebileceğini, diğer tarafın ne gibi hamlelerde bulunabileceğini hesaplamalısınız. Ayrıca her şeyi dikkatle izlemeniz, dikkatle dinlemeniz, az konuşmanız ve ısrarcılığınızı sürdürmeniz gerekir. Büyükelçi Charlene Barsersky. 1. Pirenelerin Haritası. Uzun yıllar önce bir askeri devriye birliği İsviçre Alplerinde korkunç bir kar fırtınasına tutulmuş. Askerler korku içinde dağılıp kaybolmuşlar ama içlerinden biri cebine sokuşturulmuş bir harita bulmuş. Askerler haritaya baktıktan sonra bir barınak inşa edip rotalarını planlamışlar ve sonra da fırtınanın dinmesini beklemeye başlamışlar. 3 gün sonra fırtına dindiğinde üstlerinin yolunu tutmuşlar. Adamlarının bu çetin sınavdan sağ çıktığını görünce rahatlayan komuta subayı onlara yollarını nasıl bulduklarını sormuş. Genç bir asker hayatlarını kurtaran haritayı gösterince komutan da bu haritayı dikkatle incelemiş. Bunun Alp dağlarında değil de İspanya-Fransa arasında sınır oluşturan Pirene dağlarına ait bir harita olduğunu görünce şaşkınlığa uğramış. Nobel ödüllü Macar biyokimyacı Albert Zent Görgi'ye atfedilen bu hikayenin tarihi 1930'lara dayanmaktadır. Örgütsel öğrenme üzerine ciddi araştırmalarda genellikle atıfta bulunulur ve çok büyük çapta doğru olarak kabul edilir. Hikayenin doğruluğu şüpheli olsun ya da olmasın fark etmez. Asıl soru şu ki acaba yanlış harita Alplerde kaybolan tırmanışçıların hayatlarını nasıl kurtarmıştı? Bunun 3 tane açıklaması bulunuyor ve bunların hepsi de ıssız doğada kaybolan herkes için olduğu kadar müzakereciler için de uygulanabilir şeyler. Birincisi, harita askerlerin yeniden cesaretlenmelerini sağlamıştı. Onları kararsızlık içinde yaşadıkları felç halinden çekip çıkarmış ve harekete geçmeye sevk etmişti. Adamlar birbirleriyle çekişmeyi ya da etrafta amaçsız da gezinmeyi bırakmış. Onun yerine fırtınadan korunup harekete geçecekleri en doğru zamanı beklemişlerdi. İkincisi, harita onlara bir itici güç sağlamıştı. Sırf harekete geçmenin tam olarak doğru yöne gitmekten daha önemli olduğu anlaşılmıştı. Elbette bu daima çok ihtiyatlı bir tutum sayılamaz. Eğer kaybolduysanız ve olduğunuz yerden kımıldamadan beklerseniz diğerleri gelip sizi kurtarabilir de. Bunun tam tersine pazarlıklarda istediğimiz yere ulaşabilmemiz için zekamıza ve karar verme yeteğimize güvenmemiz gerekir. Eylemde bulunmaya meyilli olmak pasif olmaya daima üstün gelir. En önemlisi, harita askerlerin farkındalığını keskinleştirmişti. Onlara işe yarayabilecek bir şablon oluşturmuştu. Yola koyulduktan sonra haritanın bazı kısımları karşılaştıkları belirli bölgelerle uyuşmuş olmalı. Ne de olsa dağların hepsinde ortak özellikler bulunur. Dik menfezler, dereler ve hafif eğilimli bayırlar. Öte yandan zirveler ayırt edici özelliklere sahip olurlar. Ellerindeki çizim manzaraya uymadığında adamlar konumlarını tekrar gözden geçirmek ve haritada bulundukları yerle daha uyumlu görünen başka bir kısım bulmak zorunda kalmış olmalılar. Bu sürekli tetikte olma hali bir uçtan diğer uca kat ettikleri fiili dünyaya dair zihinlerindeki modeli iyileştirmelerine imkan sağlamıştı. Sürekli yeniden uyum sağlayabilmek için etraflarına çok dikkatli bakmaları gerekiyordu. Hayatta kalmaları daha önceki varsayımlarını bir kenara bırakmaya ve yeni gerçeklikleri kabullenmeye istekli olmalarına bağlıydı. Kendine güven, itici güç ve tetikte olmak. Bu üçünü yanınıza alırsanız, ister dağları aşmak, ister bir anlaşma üzerinde pazarlık etmek söz konusu olsun. Risklerin çok yüksek ve sonuçların şüpheli olduğu durumlarda yanınızda gözü pek yol arkadaşlarınız olacaktır. Askerlerin haritası yanlıştı ama o kadar da yanlış değildi. Sahra Çölü'nün ya da Erie Gölü'nün haritası onların işine hiç yaramazdı.
haritanın faydalı olabilmesi için kaba taslak da olsa gerçeklikle örtüşmesi gerekiyordu. Akla yatkın olmasaydı adamlar da kendilerine güven duyamazlardı. Ayrıca haritanın bağlamada uygun olması gerekiyordu. Yoksa onlara başlangıç yönünü sağlayamazdı. Fakat aynı zamanda ölçeği de doğru olmalıydı. Küçük ölçekli bir harita onları muhtemelen çok daha açmaza sürükleyebilirdi. Topolojik detaylarla boğuşurken gitmeleri gereken yöne odaklanmak yerine nereden başlayacakları hakkında tartışarak daireler çizerlerdi. Bir müzakere stratejisi oluştururken elbette cebinizden hazır bir harita çıkaramazsınız. Haritayı sizin çizmeniz gerekir. Zemine aşina olsanız ve önceki deneyimleriniz size belirli bir yolu işaret etse bile ben bu yollardan kaç kez geçtim, burayı avucumun içi gibi bilirim zihniyetinden uzak durmanız gerekir. Siz oralardan geçtiğinizden bu yana arazi değişmiş olabilir. Geleneksel kartograflar bir bölgenin planını çıkarmak için sekstantlar, takoemetreler ve yükseklik ölçerler kullanırlardı. Büyükelçi Brahim'in de dediği gibi müzakereciler ise daima olarak gözlerini kullanmalıdırlar. Daha net şekilde ifade etmek gerekirse, manzaranın 3 karakteristik özelliğine dair gerçekçi bir anlayışa ihtiyacınız vardır. Bunlardan ilki, mevcut durumda bulunduğunuzu düşündüğünüz yere dair açık ve net bir bakış açısına sahip olmanız, yani gereksinimlerinizi, önceliklerinizi ve ödünleşimlerinizi iyi hesaplamış olmanız gerektiği gibi, müzakerenin ya da pazarlığın çıkmaza girmesi halinde dönüp gidebileceğiniz alternatifleri de belirlemiş olmalısınız. İkincisi, karşı tarafın koşullarına dair bir kestirim yapmanız böylece onun açısından da nelerin kabul edilebilir olabileceğini ölçmenizdir. Bu konuya bir sonraki bölümde daha derinlemesine gireceğiz. Bir müzakerenin haritasını çıkartmakta üçüncü öğe ise başlangıçta bilmediğiniz faktörleri listelemeyi gerektirir. Böylece süreç geliştikçe karşılaşabileceğiniz sürprizlere karşı tetikte olabilirsiniz. Bir strateji hazırlarken kendinize şu 3 soruyu sormanızda fayda olur. 1. Pazarlık etmeli miyim? 2. Şimdi doğru zaman mı? 3. Temkinli mi davranmalıyım yoksa her şeyimi ortaya koymalı mıyım? Bu sorular sizi müzakerenin belirsizlikleriyle savaşmaya ve sağlam bir plan oluştururken bunları hesaba katmaya yönlendirecek ve cesaretlendirecektir. Pazarlık etmeli miyim? Her konuyu müzakere edebilirsiniz isimli ünlü kitabında satıcılarla pazarlık etmek üzerine çeşitli hikayeler anlatır. Bir buzdolabı için özel bir indirim almak istiyorsunuz. Dükkana birkaç kez gitmeniz ve saatlerce çene çalmanız gerektiğini kabul etse de o bu süreçten zevk alır. Onun için etiket fiyatı sadece bir başlangıç noktasıdır. Cohen haklı. Birçok şey pazarlığa tabidir. Onun da söylediği gibi, siz istemediğiniz sürece kimse size bir şey vermez. Fakat Arvind Gupta'nın da acı bir dersle öğrendiği gibi istemek riskli olabilir. Arvind, panoramik bir okyanus manzarasına sahip, sahile çok yakın bir malikanede yaşayan, kendinden yaşça büyük bir çiftle çok yakın dosttu. Nasıl oluyorsa bu çifte bir şekilde 20 yıldır hiç emlak vergisi uygulanmamış bunca zamandır onlar da bir kuruş ödememişlerdi. Belediyeden bir ihbarnamenin gelmesiyle sarsıcı bir meblağ ile karşı karşıya kalmışlardı. Zaten bir süredir daha küçük bir yere geçmeyi düşünüyorlardı ve gelen fatura onları karar vermeye itti. Çiftin hiç çocuğu yoktu. Bu yüzden mülklerini 2,5 milyon dolar karşılığında satma teklifiyle sevdikleri dostları Arvind'e geldiler. Arvind bunun çok iyi bir fiyat olduğunun farkındaydı ama bu rakamı ödemek onun imkanlarının ötesindeydi. Bu yüzden zengin Bill diye onun servetini sadece kısaltma halinde ifade edilebilen bir lakapla adlandırdığı başka bir dostuna başvurdu. Bill bu yatırımın bir fırsat olduğunu hemen fark etmiş ve bu satın almanın sessiz bir ortağı olacağı için memnundu. Fakat yine de 2 milyon 250 bin dolarlık
bir karşı teklifte bulunmaları gerektiği söylüyorlardı. Eğer satıcılar ilk fiyatta ısrarcı olurlarsa, gerekirse bunu da ödeyebilirlerdi. Ancak Arvind tereddütlüydü. Talep edilen fiyat zaten piyasanın çok altındaydı. Saçma dedi Bill. Daima bir pazarlık payı vardır. Arvind isteksiz de olsa karşı teklifi iletti. Ne de olsa burada riske edilen paranın büyük bir kısmı Bill'e aitti. Muhtemelen bu hikayenin nereye varacağını biliyorsunuz. Arvind'in dostları onlarla pazarlık ettiği için ne kadar incindiklerini ve kızdıklarını ifade ettiler. Sana oğlumuz gibi davrandık ve bunun karşılığında sen de bize böyle mi teşekkür ediyorsun? Mülk sahipleri tekliflerini geri çekip bir emlak komisyoncusu buldular ve bir yıldan kısa süre içinde mülklerini 11 milyon dolara sattılar. Arvind yaşadığı bu deneyime felsefi açıdan yaklaşıyor. O zengin değil ama profesyonel kulvarda başarılı ve finansal olarak rahatlığa sahip biri. Aynı zamanda uçurumun kenarına ne kadar yakın olduğunuzu güvenli şekilde anlamanın tek yolu bir adım daha atmaktır. İlkesine de örnek teşkil ediyor. Arvind'in bu hatasını Liz ve Tony Wheeler'ın öyküsüyle kıyaslayalım. Bu çift 20 yıldır Massachusetts'tan sevimli bir kıyı kasabası olan Salt Harbor'da yazlık ev kiralıyorlardı. Arka verandalarında oturup çocuklarının aşağıdaki özel plajda oynayışlarını izleyebiliyorlardı. Hemen yan evde oturan yaşlı ev sahipleriyle de dostluk kurmuşlardı. Bahçeye böğürtlen ve yaban mersini dikmeye onları cesaretlendiren de ev sahipleriydi. Bunun karşılığında Liz de yaşlı ev sahipleri için meyveli turtalar pişiriyordu. Liz ve Tony evi satmaya niyeti var mı diye zaman zaman ağzını arıyorlardı ama ev sahibi kadının da 3 yetişkin çocuğu vardı ve bunlardan biri evde gözü olduğunu belirtmişti. Wheeler'la komşuları hayatta olduğu müddetçe yazlarını bu evde geçirebileceklerini biliyor ama onlar ölünce neler olacağını düşünerek ümitsizliğe kapılıyorlardı. Üstelik kadıncağız 94 yaşındaydı. Sonra 1 Ağustos sabahı ev sahibinin en büyük oğlu kapılarında belirdi. İçeri adımını bile atmadan annesi ve kardeşleriyle konuştuğunu bildirdi. Aile evi satmaya hazırdı. Fiyatın 330 bin dolar olduğunu söyledi. İster beğenin ister beğenmeyin size kalmış. İşçi bayramından önce bize kararınızı bildirin yeter. Wheeler'lar heyecana kapılmışlardı. En sonunda bu eve sahip olabileceklerdi. Fakat fiyat nasıldı acaba? Piyasayla kıyaslandığında bu rakam çok da uçuk görünmüyordu. Ve paraları da vardı ama bunun kaçırılmayacak bir teklif olduğu da söylenemezdi. Ancak bu fiyata yakın bu kadar sevebilecekleri başka bir yer yoktu. Fakat Liz ister beğenin ister beğenmeyin lafına sinirlenmiyor da değildi. Neden karşı bir teklif yapmasınlar ki? Biri size ne zaman bir teklif getirse, bu ister pazarlığın başında isterse işler iyice dallanıp budaklandıktan sonra olsun. Pazarlığa daha fazla devam ettirmenin artılarını ve eksilerini hesaplamanız gerekir. Wheeler'ların durumunda karşı teklif götürmenin olumlu tarafı bir miktar para artırabilmeleri olurdu. Fiyat üzerinden %10 veya daha fazla indirim koparmak uzun bir ihtimal gibi gözükse de bunun yarısı kadar bir indirim alabilmek için bile bunu denemeye değerdi. Peki ama bunun olumsuz yönü neydi? Böyle bir şey talep etmekte bir sakınca var mıydı? Ev sahibi talep ettiği fiyatı biraz indirebilir ya da bunun son teklifi olduğu konusunda ısrarcı olabilirdi. Fakat ailenin evi satmaya razı olması yıllar almıştı. Vardıkları bu fikir birliği kırılgan olabilirdi. Eğer Wheeler'lar karşı teklifte bulunurlarsa kardeşlerden herhangi biri teklifi geri çekmek için bir bahane olarak kullanabilirdi. Wheeler kiralık evlerinin verandasında oturup pazarlık etmenin artılarını ve eksilerini ölçüp biçtiler. Risk olmadan kazanç olmaz diye düşündüler fakat bunun tam tersi de akıllarından geçti. Risk olmadan kayıp da olmaz. Dimyata pirince giderken evdeki bulgurdan olmak da söz konusuydu. Pazarlığın doğasından gelen belirsizlik, ne kadar pazarlık payı olduğunu ya da böyle bir pay olup olmadığını bilmeyi zorlaştırır. Wheeler'ların anlaşma ihtimalini tamamen yok etmeden
bir karşı teklifte bulunma ihtimali vardı ama onlar için buradaki esas soru 15 veya 20 bin dolar tasarruf etmenin artısının bu kadar sevdikleri bir evi ufak da olsa kaybetme riskini almaya değip değmeyeceğiydi. Bir önceki bölümde üzerinde durduğumuz geleneksel pazarlık ve müzakere kuramı ne zaman evet deneceği sorusunun üzerine eğilmez. Bu kuram sadece anlaşma olmaması halinde başvurabileceğiniz alternatife, yani anlaşmaya varmazsanız en iyi eylem planınızı karşı size teklif edilen şeyi kıyaslamanızı söyler. Bu şekilde bakıldığında hem Arvind hem de Wheeler'lar için bu basit bir karayolları şeması üzerindeki iki farklı yolu kıyaslama meselesidir. Buradan bir alıcının başka yerden alabileceğinden daha iyi bir teklif alması halinde bunu kabul etmesi gerektiği anlamı çıkmaktadır. Ancak gerçek pazarlıklar çok daha ilginç olur. Daha doğru ve net bir strateji haritası kabul edilebilir. Bir anlaşmaya evet demek veya masadan kalkmanın yanında üçüncü bir alternatifi, yani daha da cazip şartlar oluşturmak için ısrarcı olma alternatifini de kapsardı. Pazarlığa devam etmekten elde edebileceğiniz kazancın büyüklüğü ve bunu elde etme ihtimaliniz ile anlaşmanın tamamen ortadan kalkmasının getireceği dezavantajın kıyaslanması gerekir. Kuşu elinizde tutabilmeniz için onu uçup gitmesini engelleyecek kadar sıkı ve hassas bir şekilde kavramanız ama canını çıkaracak kadar sıkmamanız gerekir. Bağlam önemlidir. Neyi ne kadar riske etme niyetinde olduğunuz, kaynaklarınıza ve alternatiflerinize bağlı olduğu gibi mizacınıza da bağlıdır. Daha fazla bastırmanın yarattığı riskler olası kazançlara ağır bastığında işte bu pazarlığa son verme vaktidir. Şimdi doğru zaman mı? Uzun yıllar önce tam ailesiyle yaz tatiline çıkacağı sırada Al amcanın arabası bozulmuştu. Ön kaportadan siyah dumanlar çıkıyordu. Motorun biyeli fırlamıştı. Zamanlama kötüydü. Olayın meydana geldiği yer ise ondan da beterdi. Arıza tam bir araba satış bayinin önünde meydana gelmişti. Ailenin bildiği bir şey varsa o da olaya şahit olan bir satıcının galeriden, gözlerinden bir ışıltıyla ellerini ovuşturarak ve koşarak yanlarına gelmesiydi. Bu hikayenin mutlu sonla bittiği söylenebilir. Merhum amcam hemen oracıkta yeni bir station araba satın almıştı. Bavullar için yanan döküntüden çıkarılıp yeni arabaya yüklenmiş ve aile güzel bir tatil geçirmişti. Elbette amcamın yüklü bir ödeme yapması gerekmişti. Üstelik satın aldığı araç araba meraklılarının Detroit'in tarihindeki en işe yaramaz araba olarak hatırladıkları ve kısa süre üretilen bir Ford Edsel'di. Al amcam küçük şirketleri satın alıp onların büyümelerine ve başarı sağlamalarına yardımcı olmak suretiyle mükemmel bir iş kariyeri yapmıştı. Pazarlıkta daima harikalar yaratmıştı. Fakat artık geçmişte kalmış olan o Temmuz gününde yanlış yerde yanlış zamanda bulunuyordu. Başka bir araba satın almak zorundaydı ve satıcı da bunu biliyordu. Pazarlıkları kendi avantajınıza olacak şekilde programlayabildiğinizde elbette bu sizin için daha iyi olur. Acilen bir arabaya ihtiyaç olduğu an, bir araba satın almak için doğru bir zaman değildir. Araba satın alacaksanız, araba bayinin promosyon dönemi sona ermeden elindekileri bir an evvel elden çıkarabilmek için baskı altında olduğu dönem daha iyidir. Bir araç daha satmak bayinin kotasını doldurmasını sağlayacaksa mükemmel bir fiyat alabilirsiniz. Geç hareket etmenin tek olumsuz yanı ise diğer alıcıların mal stokunun bol olduğu bir sırada seçim yapmalarıdır ama siz de her zaman bir sonraki ayın sonuna doğru yeniden uğrayabilirsiniz. Zamanın lehinize olup olmaması batmanızın diğer alternatifinizin sağlamlığına ve değişmezliğine bağlıdır. Anlaşamamanız halinde elinizdeki seçenekler ileri zamanda daha iyileşecek mi yoksa daha mı kötüleşecektir? Bazen buna karar vermek çok kolaydır. Eğer Mayıs ayında kayak tesislerinin yakınında bir devre mülkü satmaya çalışıyorsanız, insanların aklına kış sporlarının gelmesi için ilk karın düşmesini beklemeye değebilir. Tabii ki beklemek bu arada gelecek aidat paralarını karşılamanız ve
tatil evi piyasasının durgunlaşmasını riske etmek anlamına da gelmektedir. Zamanlama ayrıca diğer tarafların alternatiflerinde artma veya azalma beklentilerine de bağlıdır. Eğer iki taraf da zamanın kendi lehine olduğunu düşünüyorsa herkes bu işe uzun vadeli olarak bakabilir. Harvardlı iktisatçı Richard Zetkhaus, müzakerede zaman baskısının yarattığı potansiyel etkileri gösteren basit bir oyun tasarladığında henüz bir öğrenciydi. Bu oyunda ikişerli deneklerin bir miktar parayı bölüşmeleri gerekiyor ama her kişi için farklı kurallar konuluyordu. Eğer denekler bölüşüm konusunda anlaşmazlarsa kimse bir şey alamıyordu. Bir grup içinde birçok çift parayı yarı yarıya bölüşmek suretiyle anlaşmaya vardılar ama bu genellikle uzun süren pazarlıklar sonucu olmuştu. Richard daha sonra başka bir ikişerli denekler grubuna bunlara B grubu adını vermişti. Bölüşmeleri için aynı miktarda para verdi. Fakat bu sefer saat ilerledikçe alınacak ödülün azalacağını söyledi. Bu sefer zaman gerçek anlamda para anlamına geldiğinden bu insanlar neredeyse hep ödülü eşit şekilde bölüştürmek suretiyle çabucak anlaşmaya vardılar. Richard, C grubu için oyuna şeytani bir şaşırtmaca kattı. Yine işin içinde zamanla birlikte artan bir vergi vardı ama burada cezanın büyük bir kısmını yalnızca tek tarafın ödeyeceği, diğer taraf hiç ödemeyecekti şeklinde bir kural gerektirdi. Tahmin edebileceğiniz gibi ağır şekilde vergilendirilen kişiler genellikle daha ufak bir pay aldılar. İşin şaşırtıcı tarafı, vergiye tabi tutulmamış olan taraflar da genellikle çok iyi bir pay alamadılar. Bu denekler tipik olarak oyunda kendilerine çok fazla güvenmişlerdi. Zamanın kendi lehine işlediğine inanarak karşı tarafın sürekli artan vergi yüzünden onlara boyun eğmesini beklemişlerdi. Oysa daha güçsüz konumda olan kişilerin birçoğu kendilerine baskı yapanlara direnmiş, onları kendi kendilerine kırdırmıştı. Taraflar anlaşmaya varana kadar pasta dikkate değer ölçüde küçülmüş ve bu da her iki tarafın daha az almasına yol açmıştı. Gerçek dünyada yapılan pazarlıklarda insanlar benzer türde bir tuzağa düşmektedir. İş alışverişlerinde taraflar zayıf görülmekten korkarak uzlaşmacı davranmaktan çekinebilirler. Aynı şekilde davacılar da diğer taraf boyun eğene dek dayanabileceklerini düşünerek mahkemelere ve avukatlara çuvalla para akıttırdılar. Bir açmazın doğması için taraflardan birinin inatçı olması bile yeterlidir. Eğer her iki taraf da karşısındakinden daha fazla dayanmaya kafayı taktıysa devasa boyutta masraflar oluşabilir. Ulusal Hokey Ligi ve Oyuncular Birliği çok uzun süredir devam eden bir anlaşmazlığı 2013 yılının başlarında normal sezonun yarısının iptal edilmesiyle her iki tarafın da devasa kayıplar yaşamasından sonra ancak halledebildiler. Lockout süresince lig komisyon üyesi olan Grey Batman takımlarının günlük olarak 18 ile 20 milyon arasında kayba uğradığını, oyunculara gelince onların da maaş bazında günlük olarak 8 ile 10 milyon arasında kayıp yaşadıklarını bildirmişti. Anlaşmaya varma süresinin sonu uzaktan belirip gitgide yaklaşmasına rağmen her iki taraf da diğerinin mutlaka aklının başına geleceğini ve taviz vereceğini varsayıyordu. Oyuncular açısından tesislerin üzerinde bunca borç yükü varken takımların bilet satışlarından ve televizyonlardan elde edilen gelirleri feda etmeleri akıl dışı görünüyordu. Takımlara gelince onlar da oyuncuların kısa süreli kariyerleri içinde bir yıllık geliri kaybetme riskini nasıl aldıklarını anlayamıyorlar. Her iki grup da zamanın kendi lehine işlediğini düşünüyordu. Bu pek çok bakımından bir kaybet kaybettir pazarlığıydı. Eğer iki taraf da önünde sonunda üzerinde anlaştıkları koşullarda bir şekilde en baştan anlaşmayı başarabilselerdi çok daha iyi durumda olurlardı. Kaybedilen bilet, yiyecek içecek satışı ve medya gelirlerini geri getirmek mümkün olmadığı gibi. Eğer hiç spotaj olmasaydı oyuncuların alacakları maaş çekleri de tamamen uçup gitmişti. İki tarafın da bu yola daha önce girdiği göz önüne bulundurduğunda ortaya çıkan sonuç çok daha akıl dışı görünüyordu.
1994-95 yıllarında yarı sezon boşuna geçmiş ve 2004-2005'te ise lockout sebebiyle tüm sezon iptal edilmişti. Eğer yarın bugün bulunduğundan daha iyi bir konumda olacağına inanman için sağlam bir sebebin yoksa bir pazarlığı uzatman anlamsızdır. Eğer zamanın uzaması sıkıştığında başvurabileceğin alternatiflerini iyileştirmeni veya kilit nitelikte müttefikler kazanmak suretiyle avantaj elde etmeni sağlıyorsa da aynı şey geçerli olabilir. Daha fazla zamanının olması daha iyi hazırlanmana da fırsat verebilir. Gerçi aynı şey karşı taraf için de geçerli olacaktır. Fakat koşulların kötüye gitme ihtimali de vardır. Müşterilerini oyalaman onları rakiplerinle görüşerek daha iyi koşullar aramaya sevk edebilir. Örneğin, yeni bir ev satın alırken daha iyi bir fiyatta ısrar ettiğin sırada ipotekli kredi oranları yükselebilir. Önemli bir pazarlığa ya da müzakereye hazırlanmak zaman alabilir ama her şeyi bilmen de mümkün değildir. Karşı tarafla ilgili bazı şeyler en iyi öncelikleri, mizaçları ve güvenilir olup olmadıkları gibi cidden müzakere masasına oturulduğunda öğrenilebilir ancak şahsen hazırlanmaya kendini kaptırmaktansa masaya oturarak öğrenebileceğin şeyler olduğunda müzakere etme vakti gelmiştir. Her şeyimi ortaya koymalı mıyım? Birkaç yıl önce Iberia Hava Yolları Boeing'e görüşerek yeni bir orta ölçekli uçak teklifi getirmeleri talebinde bulundu. Havacılık endüstrisi 2001 yılından beri ağır bir çöküş yaşıyordu. Ve Iberia o sıralarda para kazanabilen birkaç hava taşımacılığı şirketinden biriydi. Bu yeni iş olasılığı Boeing'le Tanrı'nın gönderdiği bir nimet olarak görülmüştü. Yine de şirket bir teklif götürmekte tereddütteydi. Iberia geçmişte bir Avrupa konsortiyumu olan Airbus'u desteklemişti hep. İspanyol Hava Yolları uzun süredir tedarikçisi olan bu firmadan daha iyi koşullar elde edebilmek için Boeing'i göstermelik bir aday olarak kullanmak istiyor olabilirdi. Boeing için Iberia ile kontrat imzalamaya çalışmanın ve sonuçta kaybetmenin maliyeti azımsanamayacak kadar büyük olurdu. Yönetimsel olarak harcanacak zamanın ve tasarım çalışmaları ve finansal masraflar için harcanacak milyonlarca doların ötesinde firmanın itibarı açısından çok önemli faktörler söz konusuydu. İki atın koştuğu bir yarışta ikinci gelmek, piyasa analizcilerinin yaptığı iç karartıcı değerlendirmeleri onaylayabilirler ve potansiyel başka müşterilerle pazarlık ederken Boeing'in elini de daha da zayıflatabilirlerdi. Üstelik bu, şirket için moralin düşmesine yol açabilirdi. Fakat kontrat imzalamayı garantileme şansı hakikaten varsa, o zaman Boeing'in Iberia'ya çok sıkı kur yapmasını ve karşısına cesur bir teklifle çıkmasını gerektiriyordu. Yarım yamalak teklifler işe yaramazdı. Boeing ilk başta teklif vermemeye karar verdi. Kazanma ihtimalleri çok düşüktü ve öte yandan kaybetmenin bedeli de yüksekti. Ancak Iberia tek tedarikçi olarak Airbus'la görüşmek zorunda kalmak istemiyordu. Bu yüzden bir Amerikan şirketi olan Boeing'e ihalede gerçekten başarılı olma şansı olduğuna ikna etmek için her çareyi denediler. En sonunda ikna alan Boeing bu teklif için büyük bir yatırım yaptı ama Iberia sonuçta Boeing'in sunduğu koşulların aynılarını sağlayabilmek için ciddi oranda fiyat indirimi yapmaya mecbur kalan Airbus'u seçti. Bu pazarlıktan eli boş çıkmak Boeing açısından pazarlığa hiç girmemekten daha kötü sonuçlar doğurmuştu. Teklifini açıkça masaya sürmesi ve bunu bir de kamuoyunun gözü önünde yapmak zorunda olması sorunlarını iyice büyütmüştü. Geriye dönüp baktıklarında şirketin ilk kararına bağlı kalmayıp rekabetten uzak durmamasından büyük bir pişmanlık duyuyordu. Gerçi bazen ciddi bir oyuncu gibi görülmeniz için bütün çiplerinizi masaya dökmeniz gerekir. Bu çipler zamanınızı, paranızı veya statünüzü ya da hepsini birden temsil ediyor olabilir. Birden fazla seçeneğe para yatırarak kaybetme riskinizi azaltabildiğinizde ya da bir oyunun dışında kalıp kazanma şansınız olan başka bir oyuna girebildiğinizde sorun yoktur ama müzakerede bazen tüm yumurtalarınızı tek sepete koymanız ve sonra o sepeti pür dikkat taşımanız gerekir. Nobel ödüllü Tom Schelling, Çatışma Stratejisi isimli klasikleşmiş eserinde
kişinin kendi kendini köşeye kıstırmasının onun manivela gücünü arttırdığı durumları analiz etmektedir. Örnek vermek gerekirse, kitapta iki tane elde geçirilip yenilenmiş arabanın birbirlerine doğru hız yapmasından ibaret bir yarış oyunu olan ödlek tavuk oyunundan bahsedilir. Direksiyonu ilk kıran sürücünün karizması çizilir. Scanning, sürücülerden biri direksiyonunu direksiyon kolonundan hızla çekip çıkarsa ve herkesin de göreceği şekilde pencereden dışarı fırlatsa ne olurdu diye sorarak yorumlar yapar. O zaman hakikaten de her şeyini masaya sürmüş, sonucu ne olur diye hiç düşünmeden burnunun dikine yol almaya kendini mahkum etmiş olurdu. Felaketi önlemek için de diğer sürücünün direksiyonunu kırması gerekirdi. Scaling bu kitabı Soğuk Savaş'ın doğrukta olduğu sıralarda yazmıştı. Verdiği örneklerden birçoğu da çok keskin köşelere sahiptir ama buradaki anlayış günümüzün iş dünyasında hala geçerlidir. Fox televizyon kanalının herkesçe tanınması da her şeyini masaya sürerek 1990'larda Ulusal Futbol Ligi'nin yayın haklarını alabilmek için agresif fiyat teklifleri vermesiyle gerçekleşmişti. Seyirci, reytingleri yerlerde sürülmesine rağmen bu yeni türeyen yayın ağı en fazla televizyon izlenen saatler olan pazar öğleden sonra prime time dilimi için CBS'nin ödediğinin neredeyse iki katını teklif etmişti. Karşı tarafın muhtemel saldırısına karşılık ön saldırı yapma stratejisi işe yaramıştı. CBS verilen teklifin aynısını vermeyi bile denemedi. Fox tek bir agresif hamle ile Ulusal Futbol Ligi yayın haklarını almış ama aynı zamanda 3 tane oturaklı yayın ağının bulunduğu bir masada kendine zorla yer açmayı başarmıştı. Futbol kontratını belki de daha az ucuza kapatması mümkün olabilirdi ama bunun yerine çarpıcı bir teklif vererek rekabetin önünü orada ve o anda kesivermişti. Birçok müzakerede böyle bir her şey öne sürme hamlesi gerekmez. Sadece suya ayak parmağınızı dokundurmanız bile yeterli olacaktır. İşte Sandridge, Maine sahilindeki güzel evini böyle almıştı. Sandy'nin zaten yakınlardaki bir adada, üzeri seyrek bir bitki örtüsüyle kaplı deniz seviyesinin altında taş yığınlarından oluşan 8000 metrekarelik bir arazisi vardı. Araziye kurulu bir kampı vardı ama akıntı doğru ve rüzgar da sakin olduğundan burada kürek çekerek geziyor ve küçük krallığının efendisi olmanın tadını çıkarıyordu. Sandy kendine ait araziye giderken bir balıkçı kasabası olan Stanningotti'nin hemen doğusunda kalan Bold adasından geçiyordu. Sahil şeridinin hemen üstünden başlayıp yukarılara doğru tırmanmanın çam ağaçlarıyla dolu ormanıyla burası kartpostallarda gördüğümüz bir manzaraya sahipti. Hatta burada tekneler için bir rıhtım ve ağaçların arasında konforlu bir ev bulunuyordu. Sandy bu mülkün New York'un kuzeyinde yaşayan bir dula ait olduğunu öğrendi. Ona bir mektup yazarak kendini tanıttı ve burayı satma gibi bir düşüncesi olur ise kendisini haberdar etmesini rica etti. Sandy mektubuna karşılık alamamıştı ama sonuçta bu işe harcadığı süre çok kısaydı. Ertesi yıl yeniden bir mektup yazdı. Bu sefer ailesinin okyanusu ne kadar çok sevdiğinden ve küçük çocuklarının okulda neler yaptıklarından bahsetti. Yine cevap gelmedi. Takip eden 6 yıl boyunca düzenli olarak her yıl bir mektup yazarak adaya ne kadar ilgi duyduğunu tekrarladı ve mülk sahibini ailedeki gelişmelerden haberdar etti. Asla bir cevap alamadı. En sonunda herhangi bir rahatsızlık verdiyse diye özür dileyen bir not gönderdi. Mülkün sahibine kendisini arayacağını ve eğer mektup göndermeyi kesmesini istiyorsa isteğine saygı göstereceğini söyledi. Birkaç gün sonra telefonla mülk sahibini aradığında telefona bir hemşire cevap verdi ve kadının telefona gelemediğini ama ona yazmayı sürdürürse bundan memnun olacağını ilettiğini söyledi. Birkaç ay sonra Sandy mülk sahibinden artık burayı satmaya hazır olduğunu bildiren bir mektup aldı. Ona bir teklifle gelmesini istiyordu. Sandy karşılayabileceği azami miktarı hesaplayıp içinde bulunduğu koşulları da açıklayarak bir teklif gönderdi. Teklifini kabul ettiğini söylemek için telefonla Sandy'yi arayarak bu kez mülk sahibesi olmuştu. Sandy sevinç içindeydi. Fakat ertesi gün ikinci bir telefon geldi.
bu kez arayan kadının avukatıydı ve anlaşmanın iptal edildiğini, çünkü teklifin takdir edilen bedelden çok düşük olduğunu söylüyordu. Sandy mülk sahibine tekrar yazarak onun durumunu anladığını ama ailesine karşı sorumluluklarını göz önünde bulundurduğundan bunun karşılayabileceği en yüksek bedel olduğunu ifade etti. İki gün sonra kadın avukatına verdiği yetkiyi geri aldı. Şu anda Sandy Bold adasının sahibi. Maine sahilindeki mücevherlerden birini satın almak için pazarlık etmenin bedeli sadece 10 tane pusta pulu ve tabii ki onlarca yıl boyunca sabretmek olmuştu.